Ki roll up'lar son derece önemli olacak yatırımcıların gözünde. Zengin daha da zenginleşiyor, fakir daha da fakirleşiyor. Bugünün dijital gazeteleri de bugünün merkeziyetsiz finans uygulamaları gibi dedi. USDT fiyatını kontrol ettikten sonra ben. Uçakla sağ salim vardık. Şimdi havalimanındayız Miami International'dan. Bir saatlik yolumuz var Florida'ya. Herkese merhabalar. Bugün Amerika'dayız. Florida, Palm Beach'ten sizlere yeni bir kripto organizasyonunu gösteriyor olacağız. Organizasyonumuzun adı Permissionless. Bu organizasyon ayrı bir öneme sahip. Çünkü burada Do Kwon konuşacaktı. Do Kwon bilmeyenler için Luna'nın kurucusu, Terra Vakfı'nın kurucusu. Ama tabii ki yaşanan olaylardan sonra Do Kwon buraya gelemedi. Gelin sizlere biraz içeride neler oluyor, neler bitiyor onu göstereyim. Aslında birazcık buruk olduğunu söyleyebiliriz ya burada havanın. Çünkü herkes de böyle bir... İncinmişsin dedi. İncinmişlik, aldatı incinmişsin dedi. Konferans bir sunumla, bir panelle başladı. Panelin konusu neden buradayızdı? Cevap da ilk Ethereum Vakfı'nın çalışanlarından biri olan Justin Drake'den geldi. Justin dedi ki, bence hepimiz benzer amaçlarla buradayız. Mevcut sistemin içerisinde ciddi sorunlar var. Mevcut yönetim sistemi, bozuk siyasetçiler, doğru düzgün işlerini yapmıyorlar, küresel ısınma var, fakirlik var, finans sistemi gitgide daha çok zenginleşiyor, birçok insanı dışarıda bırakıyor. Bu insanların bankalara erişimi bile yok. Zengin daha da zenginleşiyor, fakir daha da fakirleşiyor. Aradaki uçurum açılıyor ve bunu çözemiyoruz. Biz bunu çözebilecek, daha eşitlikçi, sürdürülebilir, dijital bir yönetim sistemi üzerine çalışıyoruz diyor. Onun burada olma amacı buymuş. Aynı zamanda dedi ki çok heyecanlıyız çünkü bu konferanslar gitgide büyüyor. Daha yetenekli, daha akıllı insanların kriptoya geldiği, kripto sektörüne ve Web3'e geldiğini görüyoruz. Bu bizi heyecanlandırıyor dedi. Daha sonrasında akıllara durgunluk veren bir teknoloji olarak nitelendirdi Web3'ü ve blockchain teknolojisini. Bunu son derece önemli bulduğunu ve birçok soruna, bu kansere dönüşmüş sorunlara çözüm bulma ümitleri olduğundan bahsetti. Onun arkasında bütün bu sistemin başlangıcını biraz konuşmaya başladılar arkasından ve dedi ki sanal bir dünyanın içerisindeyiz. İnternetin ilk bulunduğu andan itibaren bu sanal dünyanın içerisindeyiz ve bir noktadan sonra bu sanal dünyadaki varlıklara sahip olma ihtiyacımız hasıl oldu ve bu da bizi Web3'e yönlendirdi dedi. Burada da ilk vardığımız nokta Bitcoin'di dedi. Bütün hikayemiz aslında Bitcoin'le başladı dedi. Ama şunu söyledi, bir ev analojisi yaptı. Düşünün dedi, çok güzel bir ormanın ortasında, etrafınızda hiçbir şey yok, çok güzel bir eviniz var. Bu sizin için yeterli olur muydu? Olmazdı. Çünkü evin içerisinde elektriğe, suya, internet gibi bazı farklı şeylere de ihtiyacınız var. Dolayısıyla sektör Bitcoin'den sonra gelişmeye devam etti. Ethereum çıktı. Şimdi Ethereum'un üzerine bir sürü protokol ve sistem kuruluyor. Bunların da amacı insanlara hizmet etmek ve bir değer yaratmak. Değer yaratıldıkça artık bu dijital paralar ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyorlar. Sorunu ortadan kalkacak çünkü günün sonunda her şey değere bağlanıyor dedi. Bence bu çok önemliydi. Daha sonrasında şunu söyledi. Normal sistemler, kapalı sistemler, paylaşımcı sistemler değil dedi. A firmasının, A bankasının, A süpermarketinin bilgilerine B firması, B süpermarketi, B bankası erişemiyor. Ama bizim burada açık kaynak kodlu bir ekosistemimiz var dedi. Biz paylaşımcı insanlarız dedi. Üzerine bir de permissionless composability dedi. Yani kimse kimseden bir şeyi izin isteyip üzerine inşa etmiyor. Biz oraya koyuyoruz. İnsanlar geliyorlar, bakıyorlar. Beğenirlerse üzerine inşa etmeye devam ediyorlar. Bu da bize inanılmaz bir güç kazandırıyor. Dolayısıyla eski şirketlerin buradaki dahi zeki insanlarla mücadele etme, onların önünü kesme ihtimali yok dedi. Daha sonrasında benzer soruyu niye buradasın diye Evan McMullen'a sordular. O da CEO ve founder of Disco diye bir şirketin founder'ı. O da dedi ki ben de herkes için data adaleti sağlamak istiyorum dedi. Artık bilgilerimin büyük şirketler tarafından kullanılması, satılması, her yerde dolaştırılması, manipüle edilmek canıma tak etti dedi. Ve bu yüzden bu şirketi kurduğundan bahsetti. Arkasından yine benzer soruyu bu sefer Maker'ın başındaki Mariano Conti'ye sordular. Mariano Conti'nin konuşması çok keyifliydi. Çünkü kendisi bir Arjantinli. Dedi ki
Siz çok şanslı insanlarsınız çünkü enflasyon ne bilmiyorsunuz. Benim ülkemde enflasyon tek haneli olsaydı sanki dünya kupasını kazanmış gibi sokaklara çıkar bunu kutlardık dedi. Burada şeyi bahsetti. Dedi ki aslında benim ülkemde insanlar gerçek amacı için kullanmaya başladılar bile kripto paraları. Dijital dolarları kullanıyorlar, Bitcoin'i kullanıyorlar, Ethereum'u kullanıyorlar. Çünkü kötü yönetim orada aslında enflasyona neden oluyor. Sermaye kontrolleriyle, sermaye kontrolü ne demektir? Sermayeyi, paranızı kontrol eder. Doları ya da dövizi serbest kurdan çeker. Bu yaşandığı için insanlar girip dijital dolarla yaşamaya başladılar dedi. Çünkü bunu kontrol edemiyor devlet. Çünkü blockchain üzerinde insanlar yemeklerini dijital dolarla ödüyorlar. Ev kiralarını dijital dolarla ödüyorlar dedi. Elimizde mükemmel bir örnek oluşmuş oldu bununla birlikte. Sonra birazcık Dokuan'a kafayı taktı. Dokuan'a laf sokmaya başladı. Niye Dokuan'a laf sokuyor? Haklı. Birçok insanın canını yaktı ama şu yüzden laf sokuyor. Çünkü Dokuan MakerDAO'ya ikide bir de laf sokuyor, saldırıyordu. Ve DAI'yi bitireceğini söylüyordu. O da Mariano Conti de MakerDAO'nun akıllı kontratlarının başında kişi olarak hesap zamanı geldi çattı dedi ve o bu sefer saldıran taraftaydı. Dedi ki there is no algorithmic stable coin. Algoritmik bir stabil coin olamaz. There is under collateralized stable coin dedi. Yani karşılığı bulunmayan ya da karşılığı tam olarak bulunmayan stabil paralar var dedi. Bu çok önemliydi. Daha sonrasında Gitcoin'in founder'ı Kevin Owoki ile konuşuldu. Kevin'le biz bir röportaj da yapacağız. İlerleyen günlerde röportajı kanalda görebilirsiniz. Kevin önemli bir adam. Neden önemli bir adam? Çünkü Gitcoin'i kuruyor. Gitcoin aslında açık kaynak kod. Bu dedik ya az önce her şey üstüne herkes böyle paylaşıyor birbiriyle. Kıskançlık olmadan, buradan ne koparırım faydası olmadan ama bu insanların da bir şekilde para kazanması lazım. Dedi ki Kevin bugüne kadar açık kaynak kodlu geliştiriciler bağışla yaşıyorlardı ve bağışla hayat geçirmek çok zor. Düşünsenize yarın öbür gün ne kazanacağınızı bilmiyorsunuz. Evinizin kirasını nasıl ödeyebilirsiniz? Bunun için biz Gitcoin'i kurduk. Gitcoin'de Python, Rust, Ruby, JavaScript, Solidity, HTML, CSS gibi dilleri bilen insanlar ödeme alarak bu üretimleri yapabiliyorlar dedi. Peki sen neden buradasın diye sordular ona. O da dedi ki Ethereum küresel, değiştirilemez, şeffaf, programlanabilir, ekonomik aktiviteyi koordine etmek için ideal koordinasyon aracıdır dedi. Yani çok benzer şeyler söyledi aslında ilk konuşmacı olan Justin'e kıyasla. Justin de Ethereum Foundation'dan da benzer şeyler söyledi. Uzatmıyorum, sıkılmayın, kaybetmeyeyim sizi. Daha sonra dedi ki biz iklim değişikliği gibi sorunlarla, insanla erişim gibi sorunlarla boğuşmak için bunları kullanacağız dedi. Ve bir nevi aslında ilk konuşmacının benzerlerini tekrar etti. Aynı amaç doğrultusunda bir araya gelmiş 4 kişinin açılış konuşması yaptığına şahit olduk. Evet, içeri girdiğinizde önce solda bu badge'leri alabileceğiniz bir alan var. Sabah inanılmaz bir kalabalık vardı. İnsanlar birbirlerini eziyorlardı. Gerçekten böyle 1,5 saat falan sırada beklemeniz gerekiyordu. Böyle bir NFT var. Bu NFT'yi tutanlar yaklaşık 2,5 Ether yapıyor, ETH yapıyor. Farklı partilere davet ediliyorlar. Dün akşam Great Gatsby partisi vardı o NFT'yi tutanlar için. NFT'nin adını merak edenler için Permie diye yazılıyor. Chainlink yine her yerde olduğu gibi çok aktif. Onun haricinde Aave'yi görüyoruz. Aave tanıtım yapıyor ve yine şapkalar, tişörtler dağıtıyorlar. Benim favori şirketlerimden biri var. Şimdi gidip yeni tişörtler alalım TracerDAO'dan. Bu bir TracerDAO reklamı değil ama ben çok beğeniyorum, inanıyorum. O yüzden size de söylemek istedim. Bütün sanat eserlerini geziyoruz arkada. Günün bir diğer önemli toplantısı ise Chris Dixon'ın, Andreessen Horowitz'in yönetici ortaklarından biri. Biliyorsunuz Andreessen Horowitz'ten artık çok fazla bahsediyorum. Çünkü kendileri Web2'nin yapı taşlarını döşeyen yatırımcılardan birisi. Ve Chris Dixon da 350 milyon dolar yönetiyor. Andreessen Horowitz Web2 tarafında Facebook'a, Instagram'a ve diğer büyük Airbnb gibi Web2 şirketlerine yatırım yapan büyük bir yatırımcı. Dolayısıyla onların izini sürmek son derece önemli. Onu önemsiyorum. Dedi ki internet teknolojileri aslında ilgi çekici. İnternet teknolojilerinde daha çok
çok başındayız. Web3'le alakalı bizi en çok heyecanlandıran şey internette o sahip olduğumuz sürekli gün geçirip saatler geçirip datanın sahipliğinin insanlara verilmesi olduğunu söyledi. Tabii ki şöyle bir durum var. Bunlar hiçbiri bu kara kaşı kara gözü için buraya yatırım yapmıyorlar ya da bizi çok düşündükleri için. Şunu görüyorlar. İnsanlar datalarının sahipliğini eline almak isteyecekler ve burada kendini doğru konumlandıran sermaye sahipleri para kazanacak. Evet çok güzeldi, çok eğlendik, güldük. 15-20 yıl geçirdik Web2 şirketleriyle. Üzerimizden çok para kazandılar ama bu bundan sonra böyle devam etmeyecek. Bunu yatırımcılar da görüyorlar. Dolayısıyla bunu önemsemek lazım. Dedi ki Web3'teki birçok büyük proje ellerindeki tokenların büyük kısmını airdroplarla dağıtıyor. Bu son derece değerli dedi. Büyük projelerin yarısı burada böyle yatırımlarını yaptı dedi. Sonra NFT'lerden biraz bahsetti. Son derece güzel bir NFT raporları yayınladılar. Bunun üzerine biraz konuştular. NFT raporunu aşağıya koyuyorum. Ama Efe bu İngilizce derseniz ben sizler için okurum. Eğer ki İngilizce okumaktan hoşlanmıyorsanız aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Sonrasında dedi ki YouTube az önce de söylediğim gibi çok az bir kısmını paylaşıyor gelirlerinin. Facebook ve Twitter hiç paylaşmıyor hali hazırda. Bu adil bir durum değil. Kullanıcılar buna isyan etmeye başladı. Üstüne bir de data mining yapıyor. Yani datalarını kullanıyor. Bu durum değişmek üzere dedi. Ve NFT'leri bu durumu değiştirmek için kullanabiliriz dedi. Ama şöyle bir durumdan bahsetti. Çok da iyimser olmamak lazım. Neden? Çünkü burada çok fazla data var. Tutulan çok fazla data var. O serverlarda, merkezi şirketlerin serverlarında. Block space'de yani block zincir üzerinde bu dataları tutmak o kadar kolay olmayacak dedi. Arkasında da güzel haberi verdi. Neyse ki ikinci katman çözümler yani layer 2'ler geliyor dedi. Bunlar Web3'ün imdadına yetişecek ve bu data saklama ile ilgili sorunu çözmemize yardımcı olacak dedi. Buradan da böyle cımbızla ne alıyoruz? Layer 2'ler yani ikinci katman çözümler ve bunun üzerindeki roll-up'lar son derece önemli olacak yatırımcıların gözünde. Anderson Horowitz toplantısından da bu kadar. Gelin bakalım diğer toplantılarda neler konuşulmuş. Daha sonrasında DeFi ile alakalı bir toplantı vardı. Merkeziyetsiz finans konuşuldu. Merkeziyetsiz finans neden önemli? Çünkü hatırlayacak olursanız 2020'de bir merkeziyetsiz finans yazı yaşadık. DeFi Summer. Böyle herkesi hareketlendirdi. Acaba merkeziyetsiz finans bank geleneksel bankaları öldürecek mi derken inanılmaz bir boğa rallisi yaşadık. Ama sonra ne oldu? Tam bu organizasyondan önce merkeziyetsiz finans uygulamalarından bir tanesi çöktü. Terra ve sisteme çok büyük zarar verdi. Konuşmacılar dedi ki Terra ne ilk ne de son çöken proje olacak. Burası böyle bir laboratuvar gibi deneme yanılma yöntemiyle piyasa doğrularını bulacak. Şunu unutmayın dedi. Bir yerde çok yüksek getiri varsa çok yüksek de risk olur. Bunu unutmadan bu projeleri dikkate almak lazım dedi. Ayrıca şunu söyledi. Luna'da altyapı çökmedi. İş modeli çöktü dedi. Dolayısıyla oyun teorisinde ne kadar iyi olursan ol protokollerin çoğunun deney olduğundan bahsetti. Dolayısıyla bunları hayatınızı değiştirecek şekilde paralar koymayın dedi ve şunu ekledi. Bugünün aslında merkeziyetsiz finans uygulamaları şu an dijital gazetelere benziyor. Eskiden de gazeteler vardı. Gazeteler ciddiye almadılar. Ne olacak canım dijital gazeteyi kim okur dediler. Ama bugün baktığımızda herkes dijital gazete okuyor dedi. Eskinin gazeteleri, bugünün bankaları, bugünün dijital gazeteleri de bugünün merkeziyetsiz finans uygulamaları gibi dedi. Ve şunu söyledi. Aslında bu dijital gazetelerin ortaya çıkmasından sonra eski gazeteler ölmedi ama küçüldüler dedi. Eğer ki bankalarda buna uyum sağlamazlarsa bankalar da ölmeyecek, küçülecekler. Çünkü insanlar gitgide daha iyi kullanmaya başlayacaklar merkeziyetsiz finansı ve aynı zamanda merkeziyetsiz finans da gitgide daha kolaylaşacak arayüzleri dedi. Yani böyle birbirine doğru kavuşmak için hızlıca giden iki araba gibi düşünebilirsiniz. Üstüne bir de dedi kullandığınız platformun sahibi olabiliyorsunuz. Oradaki tokenlarla burada da Aave'yi örnek verdi. Dedi ki Aave siz bir bankaya gitseniz bankanın ne kadar iyi müşterisi olursanız olun bankanın sahibi olamazsınız ama Aave'nin token olarak yönetim tokenını yani governance tokenını tutarak sahibi olabilirsiniz dedi. Bu da son derece önemli bir şeydi o konuşmadan. Son bir konuşma kaldı video için o konuşmayı da ayrı bir yerde çekeceğiz. Çantaları çalmayın çocuklar. Çantaları. Diğer önemli bir toplantıda Wall Street'in konuşulduğu toplantıydı. Çünkü gördünüz Luna'da ne olduğunu. Acaba Wall Street bu sektörü yok etmeye mi çalışacak?
onu konuştular. Wall Street DeFi'nin arkasından mı geliyor diye. Orada öne çıkan şey şuydu. Bütün sahnedeki konuşmacılar bir kere şunu da karar kıldılar. Buradaki ürünler ve asset dedikleri araçlar hepsi dijitalleşecek. Bu kaçınılmaz. Süper. Onun üzerine şunu konuştular. Dediler ki dünyanın en büyük piyasa yapıcılarından, GSR'ın kurucularından biri şey dedi. Biz bu işleri karmaşıklaştırıyoruz Wall Street'te dedi. Ben de zaten size sürekli bunu söylüyorum. Ne kadar karmaşık, finansçılar o kadar seviyor. Çünkü o kadar insanlar, sizler anlamıyorsunuz ve o kadar çok para kazanabiliyorlar. Bunu akıllı kontratlar aracıları devreden çıkartarak basitleştirebiliyor. Bu son derece aslında korkunç bir şey dedi Wall Street'tekiler için. Aynı zamanda konuşmacılardan bir tanesi Jamie Dimon şey dedi. Wall Street'tekiler, kendisi bu arada JP Morgan Chase'in CEO'larından bir CEO'su, CEO'luğunu da üstlenmiş biri zamanında. Wall Street'tekiler Web 3.0'ı anlamıyorlar dedi. Ben asla anlamadıklarını düşünmüyorum. Anlıyorlar ama işlerine gelmiyor bence. Ve şey dediler. Bunlar anlamadığı için takip etmiyorlar ve takip etmeyince de entegre etmeyle uğraşmıyorlar dedi. Ama şunu söyledi. Gitgide içerideki akıllı insanların İşi bırakarak ya Web3 projelerine dahil olduklarından ya da kendi projelerini yaptıklarından bahsetti. Ve şunu söyledi son olarak. Burada regülasyon olduğu gün bütün bankaların ve bütün finans kuruluşlarının koştura koştura biz buraya nasıl gireriz çığlıkları attığını göreceksiniz dedi. Bu da son derece önemliydi bizim için. Geçiş hızlanıyor, daha da hızlanacak dedi. Ve sözlerini noktaladı. Bugünlük bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda biraz daha teknik ve anlaşılması zor konuları konuşuyor olacağız. Bu videoda sadece böyle genel bir ortamı toplamış olduk. Çünkü son derece travmatik bir ortamda gerçekleşti. Acaba batıyor muyuz? Acaba bitiyor mu? Acaba sektör yok oluyor mu? Bu konuşuldu. Bunları da ben sizler için özetleyip aydınlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basın ki ben de mutlu olayım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.